Karanlık postmodern darbenin 28 Şubat darbesinin üzerinde tam 22 yıl geçti. Ama ne yazık ki bu karanlık darbenin izleri, etkileri, yol açtığı mağduriyetler hala sürüyor. Birçok insan, hatta kesim hala karanlık darbeden uğramış olduğu mağduriyetleri yaşamaya devam ediyor. Peki 28 Şubat nasıl bir süreçti? Bu süreç kimlere yönelik başlatıldı? Milyonlarca insanın mağdur olmasına, işsiz kalmasına, ülke kaynaklarının bir avuç azınlık tarafından talan edilmesine yol açan 28 Şubat, İslam'la savaşmanın adıydı. İslam'ın yaşam tarzını, Allah merkezli kültürün toplumun hayatında çıkarmak, toplumu dinsizleştirme ve ahlaksızlaştırma süreciydi. Bu süre zarfında Müslüman kişi ve gruplara yönelik adeta bir cadı avı başlatıldı. İslami kesimlerin tüm kazanımları ellerinden alınmaya çalışıldı. Dindarlar yönetimden, meclisten, bürokrasiden, ordudan, medyadan ayıklandı. Dindarlık suç sayıldı. Dindar etiketli olmak, sakallı olmak, namaz kılmak, tesettürlü akrabalara sahip olmak, İşten atılmaya, mağdur edilmeye, terörist muamelesi görmeye yeterli delil sayıldı. Milli eğitim 8 yıla çıkarılarak Kur'an kurslarının, imam hatiplerin önü kesildi. Eğitim sistemi ateistlerin, laik kemalist ve solcuların insafına bırakıldı. Ve birkaç yıl içerisinde inançsız, ahlaksız, sehvetperest, ülkenin kaderiyle hiç ilgilenmeyen, batı hayranı, hippi kılıklı, bütün hayalleri kadın, spor ve müzikten ibaret olan nesiller türedi. Türkiye'nin en dindar, taşra kent ve kasabalarında bile bu gençlerden geçilmez oldu. 28 Şubat sürecinde camilerin kapılarına kilit vuruldu. Dindar insanlar susturulup yasaklı hale getirildiği için meydan komünistlere, Batı projesi olan sol ve kavmiyetçi, milliyetçi örgütlere, gruplara, çete ve hırsızlara, namus düşmanlarına, sapkın hareketlere kaldı. Aslında 28 Şubat sürecinin hedefi de buydu. Bir Amerika ve İsrail projesi olan bu süreç, Türkiye'nin dindarlaşmasına engelleyip İslam dışı, ahlak dışı yapılara alan açma amacıydı. Ne yazık ki başarılı da oldular. Dindar gençler camilerden toplatılıp gülünç bahanelerle zindanlara doldurulurken PKK ve diğer örgütlerin önleri hiç alınmayacak kadar açıldı. Onlara katkı sunuldu. O dönemde on binlerce genç dağlara çıkıp PKK'nin saflarına katıldı. Daha sonra yaşanan ve özellikle bölge şehirlerini harabeye çeviren olayların çukur siyasetinin altyapısı daha o günlerde atıldı. Derin, karanlık güçlerin elleriyle hazırlanmıştı. Bu süreç bizzat devletin imkanlarıyla yürütüldü. Devletin elleriyle yürütüldü. İrtica ile mücadelesi adı altında yürütüldü. Demokrasi adına yürütüldü. Layıklığı koruma adına yürütüldü. Atatürk'ü koruma, Atatürk ilke ve inkılaplarını sahip çıkma adına yürütüldü. Aradan yıllar geçti. Türkiye'nin batısı nispeten 28 Şubat politikalarından kurtuldu. Ama aynı şeyleri Doğu için, Kürdistan için söylemek mümkün değil ne yazık ki. 28 Şubat Kürdistan'da hala yürürlükte. 28 Şubat'ın mağduru yüzlerce Müslüman zindanlarda çile dolduruyor. Başta Cevdet Soysal olmak üzere o dönemde kaçırılmış yüzlerce Müslüman akıbeti hala meçhul. Aileleri mazarlarına sahip olma hakkına bile mahrum. 28 Şubat'ın Kürdistan ayağı, Kürdistan'da işledikleri cinayetler hala su yüzüne çıkmış değil. Fırat'ın bu yakasındaki karanlık çeteler hala varlıklarını sürdürüyorlar. 28 Şubat 15 Temmuz darbesinden çok daha yıkıcı olmasına rağmen 15 Temmuz darbesi girişimcilerine yönelik sürdürülen tasfiye çalışmaları ne yazık ki 28 Şubat failleri için yürütülmedi. 28 Şubat darbesinin failleri hala aramızda yaşıyorlar. Devletin çeşitli kademelerinde aktifler.
ve aynı zihniyeti devam ettiriyorlar. Fırsat kollanan bu derin kirli, derin karanlık yapılar imkan bulduğu anda bu ülkeyi, bu halka yine aynı acıları yaşatmakta çekinmeyeceklerdir. Hükümet, iktidar bu karanlık yapılar üzerine gitmeli. Gelecekte yaşanabilecek daha büyük bir bu tehlikeyi bertaraf etmek zorundadırlar. Bu karanlık kanunsuz süreçte keyfi şekilde zindanlara atılan dindarlara ve yaşatılan mağduriyetlerin önüne geçip telafi etmelidir. Bu süreçin mağdurları olan, zindanlara atılan, işlerinde olan, itibarları zedelenen insanların acıları mağduriyetlerine son verilmelidir. Ve böylece böyle sürecin bir de yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bu konuda yaşanan gevşeklik, etkisizlik, vurdum duymazlık, sürecin yol açtığı mağduriyetlerin devam etmemesi, göz yumulması, 28 Şubat faillerin herhangi bir tasfiyesinin yapılmaması, sorumluluk yetki makamındaki kişilerin en az bu sürecin failleri kadar suçlu konumuna düşürmektedir.